Ready for another sight word test? Yep. There's a message in this one, so I want you to think about it. Okay? Stop. Stop. Asian. Hate. Hate. Is. It. A. I. Virus. 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 Son günlerde sosyal medyayı çalkalayan bir hashtag ile karşı karşıyayız. Stop Asian Hate hashtag ile yapılmış milyonlarca paylaşım görüyoruz. Nedir bu Asian Hate, yani Asyalı nefreti peki? Asyalı nefretini koronavirüs mü tetikledi? ABD'de gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı eylemlerin sebebi ne? Sanki dünyada her şey normalmiş gibi bir de yeni bir dalga ile karşı karşıyayız. Dönem dönem adı ırkçılıkla anılan ABD'de yine bir ırkçılık ve şiddet vakası yaşanıyor. Hali hazırda dünyanın genelinde artan bir ırkçılık varken ABD'nin nefreti Asyalılara yöneldi. Kısa bir süre önce Twitter'da başlayan Asyalılara karşı nefreti durdurma çalışmaları dünya gündemine oturdu. Bir an olsun, etkisini hissettirmekten geri durmayan korona burada da karşımıza çıkmayı başardı. Kısa bir süre önce görevini Joe Biden'a devreden Donald Trump'ın koronavirüs ifadesini kullanmak yerine Çin virüsü ifadesini kullanmasıyla Asyalı vatandaşlara olan öfkeyi artırdığı söyleniyor. Yapılan araştırmalarda Asyalı Amerikalılara yönelik düşmanlıktaki bu artışın ise COVID-19 pandemisinin başlamasıyla aynı tarihe denk geldiği tespit edildi. Asya Amerikan topluluklarına nefreti durdur platformunun kurucularından olan ve aynı zamanda San Francisco Üniversitesi'nde Asya Amerikan Çalışmaları bölümünde görev yapan Russell Jung, NBC News'e yaptığı konuşmasında eski başkan Trump'ın ülkedeki etnik azınlıklarla ilgili konuşmalarının ülke tarihinde var olan ırkçı davranışları tekrar açığa çıkarmaya sebep olduğunu düşündüğünü belirtti. Russell Jung, başkan Trump'ın kışkırtıcı yorumları, Çin virüsü terimini kullanma ısrarı ve ardından sosyal medyada yaydığı nefret söylemiyle bize yöneltilen nefret şiddeti arasında açık bir ilişki var dedi ve Asyalılara karşı olan nefreti körüklediğini söyledi. California State Üniversitesi'ne bağlı Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi'nin polis raporlarına dayanarak yaptığı bir araştırmaya göre ise ABD'nin en büyük 16 şehrinde bildirilen nefret suçlarının sayısı 2019 yılında 49 iken 2020 yılında 122'ye yükseldi. Asya ve Pasifikli Amerikalılara Nefret Suçunu Durdur isimli insan hakları grubunun raporunda ise ABD genelinde Mart-Aralık 2020'de Asya kökenlere yönelik toplamda 2800'den fazla nefret suçu işlendiği kaydedildi. Amerikalı Asyalıların Haklarını Gelişme Kuruluşu, Asyalı ve Asyalı Amerikalıların hikayelerini paylaşmaları için Nefretle Mücadele platformunu kurdu. Platform, Asya ve Pasifik adalı Amerikalıların seslerini yükselterek görünmez gibi davranmaktan vazgeçmelerine yönelik çalışmalar yapıyor. Verilen eğitimde Asya karşıtı ırkçılığa tanık olurken herhangi bir müdahaleye karşı nasıl güvenli bir şekilde davranılacağı da öğretiliyor. Kaliforniya'nın Körfez bölgesindeki aktivistler de dışarıda kendilerini güvende hissetmeyen yaşlı Asyalı erkeklere ve kadınlara eşlik etmek için Oakland'da Şefkat Projesi'ni başlattı. Müzik
Asyalı vatandaşlara karşı olan, nefreti durdurmayı tetikleyen olaylardan biri de çok yakın zamanlarda ABD'nin Georgia eyaletinde 3 farklı masaj salonunda düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında Asya kökenli kadınların da bulunduğu 9 kişinin ölmesiyle başladı. Polis 4 kişinin Atlanta kentinin kuzeyindeki Edward'da bir masaj salonunda, 4 kişinin de şehir merkezindeki 2 masaj salonunda öldürüldüğünü duyurdu. Güney Kore ise ölenlerden 4'ünün Kore kökenli olduğunu doğruladı. Yetkililer 21 yaşındaki bir zanlının gözaltına alındığını ve 3 saldırının da şüphelisi olduğuna inanıldığını söyledi. Saldırıların nedeni ise tahmin edersiniz ki henüz tırnak içinde bilinmiyor. Asya kökenli 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları ise hala devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden bu konuyla ilgili ilk kez yaptığı açıklamasında ise yaklaşık 2 milyon Asya kökenli Amerikalı vatandaşımız şu anda COVID-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alarak hayat kurtarma çalışmalarına rağmen sokaklarda korku içinde yürüyor ifadesini kullandı ve ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğunu bildirdi. Yaşanan olayların ardından Asya kökenli Amerikalılar gidişata dur demek için sokaklara döküldü. Özellikle yaşlılara karşı ülke genelinde artan saldırıların son örneği de geçtiğimiz günlerde 36 yaşındaki bir Asya kökenli vatandaşın bıçaklanması ile sonuçlanınca artık kimse susmak istemedi. 300'ü aşkın kişi ve bazı üst düzey yetkililer ki bunların içinde sanatçılar, tanınmış modacılar ve ünlü kişiler de yer alıyor, New York'taki Folly Meydanı'nda Asyalı karşıtı nefrete karşı ayaklan adlı miting için toplandı. Mitingde kendi yaşadığı sıkıntıları anlatan birçok kişiden biri de Filipinler kökenli Noel Quintana oldu. Quintana 3 Şubat'ta yaşadığı bir olayı anlatırken metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı. Ama kimse yardımıma gelmedi. Kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor dedi. Diğer bir New York sakini Will Lex, ailesinin korku ve endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurguladı. Irkçılıkla mücadelede oldukça kararlı olan halk, kent merkezinde toplanan yüzlerce protestocu Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma çağrısında bulundu. Protestocuların "Asyalılar virüs değildir" sloganı ise en çok dikkat çeken sloganlardan biri oldu. Oldukça sıcak olan bu konuya ise bir başka türlüsü de eklendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Grammy ödülleri töreninde K-pop türünün önemli isimlerinden BTS grubu Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk Koreli grup oldu. Grubun hayranları adaylık sürecinin bile büyük bir başarı olduğunu düşünürken elbette grup herhangi bir ödül alamadı. Fakat mesele grubun ödül alamamasından çok daha fazlaydı. The Tops Company, Shame Evers koleksiyonu adı verilen Grammy temalı bir Garbage Pail Kids serisi yayınladı. Garbage Pail Kids'in hazırladığı bir dizi sosyal medyada ırkçılık tartışmalarını başlattı. Koleksiyonda BTS, Harry Styles, Billie Eilish ve diğer Grammy adayları ve kazananları yer aldı. Karikatürler sanatçılara eğlendirmeyi amaçlasa da BTS grubu ile ilgili yapılmış çıkartmada oldukça ilginç detaylar göze çarptı. Sosyal medyada dolaşan görselde BTS üyelerinin köstebek vurma oyununa yerleştirildiği ve oyunda kullanılan tokmağın yerine de Grammy ödülü konduğu görülüyor. Görselde her üye darbe almış biçimde ve yüzlerinde morlukların olduğu resmedilmiş.
Şirketin çıkarmaya verdiği isimse BTS Bruisers, yani Moraran BTS tarzında bir anlamı var. BTS grubu ile ilgili yapılan bu çıkartma çalışmasını hiç de iyi niyetli yorumlamayan halk, bu konuya ilişkin zaten var olan nefret söylemlerini yanlış bulduğuna dair paylaşımlar yaptı. Twitter'da bir hayran, Asyalı insanlara yönelik nefret suçlarında bu kadar artış varken 7 Asyalı erkeğin bir ödül tarafından dövülmesinin mizahi bir etki yaratmak için eğlenceli bir abartı olduğunu mu düşünüyorsunuz ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise Asyalılara yönelik nefreti normalleştirmekten ve bu kara mizahmış gibi davranmaktan vazgeçin diye belirtti. Yapılan çalışmaya yönelik tepkiler çığ gibi büyüyünce şirket özür diledi. Yaşanan bu üzücü ırkçılık olaylarının ardından sosyal medya kullanıcıları milyonlarca paylaşımda bulundu. Stop Asian Hate, Asians are Humans, Stop Racism gibi birçok hashtag açıldı. Şimdi sormak istiyorum. Gerçekten yetmedi mi? 21. yüzyılın göbeğinde birden fazla gezegende yaşama ihtimali üzerine çağüstü araştırmalar yapanlara sesleniyorum. Hala mırkçılık.